Bugün 12 Mart 2024 günlerden salı. Ankara'da çok güzel güneş bir hava var. Neredeyiz? Şu karşı Ankara'nın en eski hastanelerinin Ulucanlar Hastanesi ve Göz Polikliniği. Yıllarca insanlar burada şifa buldular. Şimdi tabii şehir hastane vesaire açıldı. Artık buralar kapandı. Şehir hastane taşındı. Ne alaka diyeceksiniz? Bu hastanenin karşısında şurada bir cami var. Bakın birçoğu bilmez. Sıradan bir cami gibi görürsünüz. Osmanlı İmparatorluğu döneminin ünlü mimarlarından ve en önemli mimar Mimar Sinan kendi dönemini nasıl özetliyor mesleğini? Üç büyük eseriyle tanımlanıyor. Biliyorsunuz Sinan 1548'de tamamladığı Şehzade Camii'ni Çıraklık eseri, 1557'de tamamladığı Süleymaniye Kalfalık eseri, ayrıca 1575'te ibadete açılan Selimiye Camii'ni ise ustalık eseri olarak tanıtıyor. Ankara'da da Mimar Sinan'ın tek olarak yapmış olduğu bir eser var. Bu da işte buradaki Cenab-ı Ahmet Paşa Camii olarak geçiyor. Peki Cenab-ı Ahmet Paşa nedir? Kanuni Sultan Süleyman'ın askerlerinden birisidir ve bu güzel eseri de Mimar Sinan buraya kazandırmıştır. Ankara taşı ile yapılan bu cami bir kubbe üzerine kondurulmuştur ve Osmanlı tarzını yansıtmaktadır. 32 penceresi vardır ve sivri kemerli kubbenin oturduğu kasnak etrafında ise 16 pencere bulunmaktadır. Muhteşem bir camidir. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri ve Anadolu Beylerbeyi Cenab-ı Ahmet Paşa'nın ölümünden sonra cami 1863-1887-1940 yıllarında onarım görmüş ve şu andaki haline de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından getirilmiştir. Size daha yakından tanıtmak için bu camiye biraz daha yaklaşacağım. Bahçesinde de yine şu şekilde yine 8 köşeli deriz ya, Selçuklu mimarisini yansıtan, o da farklı bir şey yani Osmanlı mimarisi. Sonradan yapılan ve yine Osmanlı İmparatorluğu döneminde kalan, burada artık kimlerin yattığını, mezar taşlarındaki ne yazık eski yazıları okuyamıyoruz ama görüyoruz. Mekanlar cennet olsun. Kimler yatıyorsa hepsi burada güzel bir mezarlıkta var. Yani çoğumuz bilmiyordu. Ben de bu bilgiyi geçen tesadüf öğrendim. Bir internet sayfasında gezinirken bu mübarek Ramazan ayı nedeniyle de buraya yolum düştü. Şimdi buraya gezdik. İşte Cenab-ı Ahmet Paşa Hayali Yeni Ahmediye Camii yani 1565 ve 1566'da tamamlandığı anlaşılmaktadır diyor Paşa'nın ölümünden sonra. Tabii ki 1973 yılında 1940 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğü Genel Müdürlüğü'nce de güzel tadilatlar yapılarak camimiz bugünkü haline gelmiş. Namaz vakti olmadığı için içeriye çekim için girebiliriz. Şu an namaz vakti değil. Evet, içeride de muhteşem süslemeleri tabii sonradan yapılıyor ama bakın tek kubbe üzerine yapılmış. Muhteşem bir işçilik var yani. Ve camimiz tertemiz, pırıl pırıl. Gerçekten son yıllarda Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından camiler, diğer imarathanelerin bakımı, restorasyonu çok güzel, aslında uygun şekilde yapılmaya çalışıyor. Ancak yapan ustalar işçilerden kaynaklı bazı sıkıntılar olabiliyor. Namaz kılmaya gelenler oldu, rahatsız etmeyelim. Kapımızdaki muhteşemliğe bakın. İşçiliğe bakın. Bahsettiğim gibi değerli dostlar, içeride fazla konuşamadık.
Mimar Sinan'ın, yani bu da ustalık eserleri sonrasında yapılan camilerden biri demek ki Ankara'da tek olma özelliği, yani Mimar Sinan tarafından yapılan cami olarak tek olma özelliği taşıyor. Ve camimizin içi de etrafı da pırıl pırıl tertemiz. İşte tarih eserimize verilen önem, saygı ne yazık ki. Sütunu artık neyse burada kullanış amacı bir duvar taşı gibi olmuş. Mezarlığımız da burası. Tekrar mekanlar cennet olsun. El Fatiha Salah. Tabi bu işler bir grup cami derneği, işte çevre dernekleri, gören insanların katkılar veriyor. Caminin arka yüze bakan, hamam önüne bakan yüzeyinde de çınar ağaçları var yıllık. Ve bunlar da bir plan dahilinde bakın dikilmiş hepsi. Yani güzel görünüyor. 8 tane çınar ağacı saydım yani şu anda. Evet, camimizin dıştan görünümü, arkadan görünümü bu şekilde, kıble tarafı yani bura. Bu duvar kıbleye bakan taraf. Ankara'ya geldiğinizde hamam önünün hemen arka tarafında Ulucanlar Cezaevi, yeni adıyla Ulucanlar Müzesi'nin hemen karşısında, çaprazında Ulucanlar Eski Göz ve Ulucanlar Poliklinik Hastanesi'nin karşısında yer alan bu camiyi mutlaka ziyaret ediniz. Tarih sevgili 06-19 Gazi Adnan Şahin YouTube kanalı adına bu çekim yapılmıştır. Hepinize hayırlı.